Hazır mıyız arkadaşlar? Beni takip edin, düşelim biz yollara. Almanya'nın sesi nerede? RGE'de, orada. Sınırların ötesinde kültür sanat buluşma. Geliyoruz konuya, ne var ne yok burada. Mesafe hiç yok, ruh bağımız var. Cesaret hep çok, sen sanatla kal. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz? TRT Türk'te şimdi başlıyoruz. Bir kere gör Berlin'imi, ayının tepesinde bir kere çek beni. Yeni bir göç var, bir türlü bitmedi. Kimileri bizi de yerli mi yerli görmedi. Checkpoint Charlie, sana göre abi. Evet değerli izleyiciler, Avrupa'da, Almanya'da bir sürü şehire gittik. Vatandaşlarımızla sohbetler ettik, müzisyenlerimizi tanıdık. Şimdi artık bu program memleketine döndüğüne göre burada da bu yolumuza devam edeceğiz. Burada düşünebildiğiniz gibi bir sürü ilginç sohbetlerimiz olacak. Müzisyenlerle burada da tanışacağız. Evet, bence fazla söze gerek yok. İsterseniz ne söylüyoruz ne dinliyoruz programı İstanbul'dan RGE ile birlikte başlasın. Alles klar, hadi çiz. İstanbul, gel beni bul. Sensizlik zor, baş edemem ama vazgeçemem de. İstanbul, gel beni bul. Evet, Kadıköy'ün ortasındayız ve Alman turistlerle karşılaştık. Merak ediyorum. Ich wollte mal fragen, hallo, bist du zum ersten Mal in der Türkei? Ja, und wir machen Auslandssemester, sprich wir sind ein halbes Jahr jetzt hier. Ah, okay, ihr studiert hier. Was? Welcher Fachbereich? Industrial Engineering, Wirtschaftsingenieurswesen auf Deutsch, genau. Yeditepe University. Ah, Yeditepe University. Und seit wann bist du schon hier? Jetzt seit Mitte September. Mitte September bis Ende Januar. Was sind deine ersten Eindrücke? Ja, sehr schön. Also wir leben in Kadıköy, ziemlich offen alles, europäisch angelehnt eigentlich, viele Bars, viele junge Leute. Dann will ich dich auch mal fragen, wie findest du es hier bis jetzt und kannst du dir vorstellen, in Zukunft öfter zu kommen? Also ich finde es perfekt in Kadıköy, also auch in Istanbul, schöne Stadt, viele Leute, leckeres Essen, das Essen ist perfekt und ich kann mir vorstellen, öfter zu kommen auf jeden Fall. Ben şehir şehir gezdim, bakan turladım, yokladım fakat en çok şarkısı olan bu kent, bu dünya merkezi, öpücük, thank you. Alles klar, hadi çiz. Of, of. Yeah. İstanbul, gel beni bul. Abi, Avrupa'yla aran nasıl? Gittin, geldin mi? Akrabaların orada? Bir kere Almanya'ya gittim, geldim. Hiç düşündün mü daha sonra gitsem orada mı yaşasam diye? Yok, yok, düşünmedim. Yani ben Türkiye gibi güzel bir yer bulamam, gidemem. Avrupa ile aranız nasıl? Akrabalar var mı orada mesela? Evet, var. Halam var. Hangi ülkede? Belçika. Senin hiç öyle oraya gidip yaşama planların oldu mu? Ya aslında oldu ama yani çok fazla gitmek istemedim açıkçası. Bu sene planım vardı ama vazgeçtim. Neden öyle oldu? Bilmiyorum, burayı çok seviyorum bence, o yüzden yani istemedim gitmek. Sen hiç düşündün mü gitmeyi? Ben düşündüm, üniversitem bitince büyük ihtimalle ablamın yanına gideyim. Öyle bir plan hazır mı şu an? Yani büyük ihtimalle öyle olacak. Daha çok Kreuzberg wedding dedi. Hani aldık elektrik şehirde tek. Deniz kıyısındayız gördüğünüz gibi. Bir kardeşimizle beraberiz burada. Her şeyin önce seni tanıyabilir miyim? Benim ismim Zehra, soyadım Güneş. 20 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim. Avrupa ile alakan nasıl? Hiç gittin mi? Hiç gitmedim. Gitmeyi görmeyi çok istiyorum. Umarım bu yaz planlarım var, gideceğim yani. Abi satışlar nasıl? Mutlu musun? Abi çok şükür ya. Bir iyi bir kötü gidiyor abi. Kokusu çok lezzetli. Uzaktan aldık kokuyu, geldik. Hep burada mısın? Hep buradaydı abi. 21 senedir buradaydı. 21 senedir. Oo, tamam o zaman. Seni de tanıyorlardır artık gelen. Diyarbakır'dayız. Plaka yaptık yani. Ha, gelen giden tanıyor bizi. Evet abi. Abla nasılsın? İyiyiz çok şükür, elhamdülillah. İşler nasıl? İşler kışın yok da yazın oluyor işimiz. Kışın biraz gelmiyoruz. Sen hep burada mısın? Biz o 30 senedir buradayız. Tam olarak ne yapıyorsun? Çok şirin bir tavşanın var. Çektiriyoruz tavşana. Niyet, dilek. Bunlar eski zaman
Kayınpederimizden kalma, eski usul. Ben de niyet çektirebilir miyim? Tabii. Sensizlik zor. Baş edemem ama vazgeçemem de İstanbul. Evet, tavşanın çektiği benim için. Niyeti okuyorum şimdi sizlere. Sana gelen niyet, sahibini çok düşünmek fayda vermez. Allah'a sığınmak sabır ve temenniyle olur. Alles klar, hadi çiz. Of. Of. Yeah. İstanbul, gel beni bul. Sensizlik zor. Baş edemem ama vazgeçemem de İstanbul. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz. Devam ediyor. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programı devam ediyor. Yolumuz şu an Kadıköy'de devam ediyor tam olarak. Ve buraya gelmişken şu arkamda gördüğünüz eve girmemek olmaz. Müze aslında şu an. Barış Manço'nun eski evi. Barış Manço deyince zaten akan sular duruyor benim için. En büyük ilham kaynaklarımdan bir tanesi diyebilirim. Üstelik biz Kartel olarak programına da katıldık 95 yılında. Yani büyük bir şey. Hatta Berlin'de birlikte konser verdik. Yani yeri benim için bambaşka anlaşılacak. Barış Manço kesinlikle büyük bir efsane. Ve o efsanenin müzesine şimdi giriyoruz. Evet değerli izleyiciler, duygular karışık. Barış Manço'nun gerçekten yaşadığı evindeyiz. Artık bir müze burası, o yüzden biz de gezebiliyoruz. Kendisinin de kullandığı enstrümanlar burada. Grubuyla yaptığı şarkılar belki de bu duvarlar arasında oluştu. Beni, hayatımı çok etkileyen şarkılar bunlar. Müzik yapmama neden olan sanatçı kesinlikle Barış Manço. Şu an gerçekten çok büyük duygular içerisindeyim. Barış Manço'nun evindeyiz. Burası da Barış Manço'nun şövalye odası. Gördüğünüz gibi. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi Barış Manço'yla birlikteyim şu an. Eskiden Kartel grubu 95 yılında çıkmıştı biliyorsunuz. O yıl Barış Manço'nun televizyon programına konuk olduk grup olarak ve daha sonra Berlin'de birlikte konser verdik. Yani o nadir insanlardan biriyim. Gerçek hayatta da tanışmışlığımız var o boyutta. Büyük usta ilham verdi. Belki Kartel'in oluşmasında bile ilham kaynağımız her zaman Barış Manço'ydu. Evet, şu an Barış Manço Müze'nin yönetiminden Gözde Hanım'la birlikteyiz. Gözde Hanım, bu müziğe yoğun ilgi var mı? Nasıl? Oldukça yoğun ilgi var. Daha çok okullar, turlar düzenliyor. Şehir dışından ve yurt dışından gelen çok fazla ziyaretçimiz oluyor. Sınıflar yani buraları geziyor. Bayağı okullar organize ediyor galiba bu turları. Evet, okullar düzenliyorlar ve grup grup, 100 kişilik, 200'er kişilik bazen gruplar haline gelip ziyaret ediyorlar. Ne zamandan beri burası müze haline geldi? 2010 yılında açtık burayı. O tarihten bugüne hizmet vermekteyiz. 13 yıl olmuş. Çok güzel ve ilgi de azalmıyor. Giderek artıyor her geçen gün hatta. Evet değerli izleyiciler, Barış Manço'nun müzesindeyiz ve Avrupa'dan gelen turistlere benim tavsiyem mutlaka buraya uğrayın. Moda'da, Kadıköy'de bu müze var. Barış Manço'nun gerçekten yaşadığı evi daha önce şu an müze olarak kapılarını açıyor. Avrupa'dan geliyorsanız buraya uğramadan dönmeyin.
söylüyoruz, ne dinliyoruz. Devam ediyor. Müzisyenler konu köşemize merhaba. Tanıyalım seni, tanıtalım onlara. Müzik bir deniz gibi dalıyoruz konuya. Virtüöz vokalist hepsi burada. TRT Türk'teyiz vay canına. Seni tanıyabilir miyiz abi? Merhabalar, adım Barış Güler. Muşvartoluyum. 4,5 yıldır sokak müziğiyle uğraşıyorum. Normalde 2014'ten beri müzikle uğraşıyorum profesyonel olarak. 2014'ten beri bir profesyonel albüm çalışmam oldu. Onun dışında 4,5 yıldır Kadıköy'de belli yerlerde sokak müziğine devam ediyorum. Nasıl, mutlu musun? Yani insanlar nasıl kabul ediyor seni burada? Ya burada ben ağırlıklı türkü söylüyorum. Türkü ağırlıklı, halk müziği ağırlıklı söylüyorum. Birçok Kadıköy'ün birçok yerinde çoğunlukla pop, caz, fantezi müzik yapan arkadaşlar var. Ben ağırlıklı özellikle halk müziği yapıyorum. Biraz da kültürel bir değer taşıdığı için halk müziğine yönelmeye karar verdim. Ve bu yüzden halk müziği yapıyorum. Mutluyum bu konuda. Vallahi biz çok sevdik. Uzaktan duyduk. Güzel bir ses geldi. Takip ettik sesi. Seni bulduk. Sokak müziği yapmak için mesela İstanbul'da bir müsaade gerekiyor mu devlet tarafından mesela? Tabii ki. Şimdi büyük şehirden izin alınıyor. Sokak müzisyenleri diye bir site var. Orada kayıt oluyorsun. Orada gereken işlemleri yapıyorsun ve izin aldıktan sonra sokak müziği yapabiliyorsun. Ve bu bir masraf oluşturuyor mu senin için? Yok, herhangi bir masraf oluşturmuyor. Aksine de bir anlamda sokağı sosyalleştiriyoruz yani. Kültürel anlamda, sanatsal anlamda insanlara hem moral veriyoruz, hem hüzünlendiriyoruz. Katkımız oluyor yani. Sokağa katkımız oluyor. Sokağın sesi olmaya çalışıyoruz. Çok doğru. Aynen öyle bir etkisi de var. Çok değerlidir sokak müzisyenleri. Biz Avrupa'da da sokak müzisyenleriyle görüştük. İyi ki varsınız diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Merhaba dostlar, buradan TRT Türkiye. Sonsuz teşekkürler. Merhabalar. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programı yoluna devam ediyor. Bu yolumuz bizi Türkiye'ye getirdi. İstanbul'dayız, bir dizi setindeyiz. Bunların hepsi yetmiyormuş gibi. Bu dizide ben de ufak bir rol almıştım. Ekrem, bu bey kim? Gene neler yaptın sen? Baba ya, tanımadın mı Erci abiyi? Hani kartel, bir numara, en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk. 95, kartel direkt gelir sana ve şu anda Erci en evet, konuşmakta. Evet, vallahi hatırladım. Erhan Kozan'la birlikteyiz. Kendisi bu diziyi yönetiyor. Abi bu konudan biraz bahseder misin şu an çektiklerinize? TRT Türk'te
Pazar akşamları saat 8'de yayınlanan Alman Kuzusu isimli dizinin setindesiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Dizimiz Almanya'da yaşayan Türk ailelerin problemlerini göz önünde bulunduran bir içerik sağlıyor. Senin için burada Avrupalı bir konuyla alakalı bir dizi çekmenin zorlukları nedir? Yoksa daha mı kolay, daha mı zor? Yani daha zor tabii. Çünkü Almanya'da yaşayan ailelerin sorunlarıyla ilgilenen bir konu sonuçta. Ben de bir Almancı aile çocuğu olarak, sen de keza öyle orada yaşayan bir vatandaşımız olarak. Tabii ki oradaki yaşamla Türkiye'de yaşam arasında farklar var. Oradaki konuların üzerinde eğildiğimiz için de hikayeler genelde orada yaşayan ailelerin sorunlarının üzerine, oradaki aileleri önemsediğimizin hikayelerini ya da yaşamdaki problemlerini önemsediğimizin üzerine gidiyor. Evet, senin de Köln doğumlu olduğunu hatırlıyorum değil mi? Yani orada bir Almanya konusu var senin de geçmişinde. Bence çok doğru kişi bu diziyi yönetiyor. Şimdi gelecek bölümlerde konularla alakalı son olarak bilgi alabilir miyiz yoksa gizli mi kalsın? Gizli kalsın tabii ki, izleyin. Yani. Evet, konularla, bölümlerin hikayesiyle ilgili vermeyeyim ama pazar günleri akşam saat 8'de TRT Türk ekranlarında hikayeyi yakalama şansınız olacak. Çok teşekkür ederim. Erhan Kozan'la buluştuk, konuştuk. Dizinin yönetmeni. Bakalım sette daha neler var. Geçmiş olan zamanları da bir geri getir. İşi bilen gerekeni getirene denir. Bunun adı bana göre sıkı bir tutuklu. Biz hip-hop dedik ve 12'den vurduk. Hiç kimse burada orijinali gibi. Evet, gördüğünüz gibi film seti olduğu artık ispatlanmıştır. Bu olmadan olmazdı sanki. Ve yanımda bu dizinin bir oyuncusu var. Seni tanıyabilir miyiz her şeyden önce? Rabia Toprak ben. 28 yaşındayım. Ben de aslında Almanya'dan geliyorum. İşte 7 sene önce İstanbul'a taşındım. Ve şu anda da böyle Alman-Türk yapımı bir diziye, yani en azından konusu Almanya'da geçen bir diziye dahil olduğum için çok mutluyum tabii doğal olarak. Evet. İlk bu teklif geldiğinde neler hissettin? Yani ilk düşündüğüm, ay acaba benden Almanca, hani Almancı şivesiyle konuşmamı isterler mi? Oldu çünkü tabii doğal olarak biz Almanya'da doğmuş büyümüş Türklerin ister istemez bir şivesi oluyor. Çok net de belli yani. Bende hiç yok. Var. Onu ben şimdi burada yaşadığımdan beri duyabiliyorum. Burada yaşamıyorken bunu ben de fark etmiyordum. Aa hiç de öyle konuşmuyorduk falan diyordum. Özellikle bu Almanca şivesini kırmak için çok çalıştığımdan bozması biraz zor oluyor. Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Ben de çok teşekkür ederim. Şu an Alman Kuzusu'nun başka bir oyuncusu yanımızda. Ali Can, merhaba, nasılsın? Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Öyle bir anla mı yakaladık yoksa genelde böyle mi molalarını geçiriyorsun sen? Genel olarak soğuk bakmamız. Hangi roldesin bu dizide? Dizide Jens Glaser rolündeyim. Bir Berlin'in en ünlü estetik cerrahı olarak burada çekiyoruz bakalım. Evet. Hikayemizi. Ve bu dizideki rolün icabı, bu konuda bir şey, bilgin arttı mı? Estetik konusunda, doktorluk konusunda? Tabii hiç anlamazdım. Hem role çalışırken hem devam ederken dizi senaryo dahilinde küçük bir şeyler öğrendik. Dolgu, botoks falan şimdi versen yaparım yani. Hani o kadar. Avrupalı Türklerle alakalı bir dizide oynamak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Her şeyden önce onların hissettiklerini daha yakından tanımak, daha yakından tecrübe etmek, onları anlatabilmek çok keyifli, çok güzel. Ve bizim için yeni bir şeyler öğrenmek anlamına gelen bir durum. Hip-hop dedik ve 12'den vurduk. Hiç kimse burada orijinali gibi değil. Diğer eskilerin gelişi sana bir müjde. Evet, Alman Kuzusu'nda oynayan başka bir oyuncu şu an yanımızda. Senin bu dizide rolün ne? Ben bu dizide Mine karakterini canlandırıyorum. Babamla birlikte girdim, Şuayb karakteri. Ben kendime tamamen zıt bir karakter oynuyorum aslında. Fazlasıyla asabi, fazlasıyla sesi çıkan, çabuk parlayan. Ki ben normal hayatımda hiç öyle değilim. O yüzden biraz zor oldu. Hatta hocam da böyle başta bir tereddüt etmişti, dedi hani yapabilecek misin? Evet. Dedim hocam yaparım, siz merak etmeyin. Yani ama oyunculuk da böyle bir fırsat tanıyor aslında. Hiç olmadığın bir kişi de olabiliyorsun değil mi? Evet, oyunculuk tamamen bu aslında yani belli bir noktada. Ve bu çok da güzel bir şey aslında yani. Olmak istemediğin, olamayacağını düşündüğün, olmadığın herkes ve her şey olabiliyorsun.
Ve bu diziyle birlikte Almanca öğrendin mi biraz? Ama demin duydum bir şeyler söyledin Almanca. Ya bir iki kelime. Evet. Hani ancak olabiliyor. Sen ol ver gözü. Sakın olma başkası. İndir maskeyi. Hafiflet baskıyı. Sen ol ver gözü. Ve yanımda bir klinik psikoloğu var. Bunu çok ilginç bulduk. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Fazıl Tatar ben. Klinik psikoloğum. Dizide görev alıyorum burada. Türkiye'de bu arada ilk kez yapılan bir şeyi gerçekleştiriyoruz biz. Sette işte yönetmen arkadaşımıza, oyuncu arkadaşlarımıza, senaryoda işin psikolojik kısmı ile alakalı yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda onların morallerinin, motivasyonların noktasında da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bence de çok mantıklı çünkü herkesin bildiği gibi dizi setleri çok yoğun çalışılan bir ortam. Gerçekten sıkıntılar haftalarca yüksek bir tempoda çalışılıyor. Yani sorunların oluşması aslında normal. Yani bu bir ilk diyorsunuz değil mi aynen, sizin? Aynen, gerçekten ilk yapılan bir şey. Bunu da ilk kez biz gerçekleştirdik. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz? Devam ediyor. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programı devam ediyor. İstanbul'dayız ve tam olarak neredeyim şu an tahmin edebilirsiniz. Zannetmiyorum ama Hababam sınıfının çekildiği o okulun önündeyiz. Tam önümde zannedersem o itmanlar, o meşhur itmanlar yapıldı. Ve ben şimdi Hababam sınıfının sınıfına giriyorum. Kalacaktın hep benim yanımda. Yeah. Hani düğünümüz bu sene sonunda. Zannetmeyin ki okul yıllarımı özledim de herhangi bir ortaokula girdim değil. Bu sınıfların sınıfı da diyebiliriz. Hababam sınıfının çekildiği o sınıftayız şu an. Çok duygu dolu bir an. Gerçekten o filmleri hepimiz izledik. Bilmiyorum, genç nesil izlemediyse izlesinler. Biz o filmlerle büyüdük ve o sınıftayız şu an. Gözüm uzaklarda, bindim arabama. Hadi sen de gel, sen de katıl bana. Yavaş yavaş az gaz, çıktık yollara. Hazırım eskileri arkada bırakmaya. Gözler yolda, hadi bin arabama. Gel hadi takıl bana, bin arabama. Çıkalım yollara. Şu an gerçekten çok duygu dolu bir an. Buradayım, o sınıftayım. Hababam sınıfındayım. Ve aklımdan o filmdeki sahneler geçiyor. O gördüğümüz sınıf çünkü tam burası. Burada mı çektiler, burada mı oturdular diye o büyük oyuncularımız. O heyecanla sınıfı seyrediyoruz. Buradayız. Vallahi kalkmak bile istemiyorum. Sevdiklerim bana bulmaca. Kaldım soru işareti gibi direksiyonda. Hadi sen de gel, sen de katıl bana. Yavaş yavaş az gaz, çıktık yollara. Hazırım eskileri arkada bırakmaya. Gözler yolda, hadi bin arabama. Evet, gördüğünüz gibi Adile Naşit yanımda. Onu çok seviyoruz. Hepimizin annesi gibi. Hepimiz bu sınıftaydık bir nevi. Neden dünyaya o kadar düştün? Hep beraber takılalım buraya. Hep beraber hayatı yaşamaya. Gel artık gel yanımıza. İnsanlar bir arada dostça. Gel hadi takıl bana, bin arabama. Çıkalım yollara, uzak olsa da gel hadi bin arabama. Ve Avrupa'da yaşayan Türklere sesleniyorum. Yolunuz İstanbul'a düşerse buraya mutlaka gelin. Hababam sınıfının çekildiği okul, yer, mekan hepsi buralarda çekildi. O sınıftayız şu an. Burası nerede diyorsanız Kadıköy Koşu Yolu Adile Sultan Kasrı'nda. Yollara uzak olsa da gel hadi bin arabama. Bin arabama. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz?
devam ediyor. Ne söylüyoruz ne dinliyoruz programı yoluna devam ediyor. İstanbul'dayız, Bağdat Caddesi'ndeyiz. Akşam olsa bile, aslında karanlık olsa bile burası ışıl ışıl. Zaten tanılan, sevilen caddelerinden bir tanesi İstanbul'un. Ve yalnız değilim gördüğünüz gibi. Yanımda konuğumuz var şu an. Yağmur Kotney yanımızda. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Uzaktan olsa da, çünkü ilk defa karşılaştık bugün. Kendisi Köln'de yaşıyordu. Kendisi, sen anlatacaksın da ben bir tanıtayım. Öğretmen, şarkı söylüyor, tiyatro oynuyor ve Köln'den gelip İstanbul'a taşındın. Hoş geldin programımıza. Hoş buldum, teşekkürler. Sen aşağı yukarı ne zamandan beri İstanbul'da yaşıyorsun? Buraya resmen taşındın yani. Evet, 2 aydır buradayım. Evet. Daha çok yeni. Çok yeni. Bazıları diyor ki cesur bir karar bu. Sen neden yaptın bunu? Evet, ben müzik yapmak için yaptım. Yani benim için en önemli olan şey Türkçe müzik yapmaktı. Ve bunu Türkiye'de yapmak en doğru karardı. İstanbul'a o yüzden taşındım. Evet. Ve oyunculuk da yapıyorum. Ayrıyeten öğretmenim de. Ama benim için en önemli şey müzik yapmak. Evet. Oyunculuk da yapıyorsun. Ona ne zaman başladın? 10 senedir oyunculuk yapıyorum aslında. Tiyatroda eğitimler alıyorum. Köln'de başladım. Hatta Esin'de de oyunculuk yaptım. Şimdi İstanbul'da devam ediyor. Evet, uzun zamandır da bir proje düşündük. Şimdi İstanbul'da karşılaştık. Bir sürprizimiz var. İstiyorsan sen bahset ondan. Evet, bir projemiz var. TRT Türk için yazıldı ve bir kısmını ben okudum. Bir bölümünü de sen rap'le taçlandırdın ve umarım hoşunuza gider. Ya o zaman seyircileri çok bekletmeyelim. Çektiğimiz, burada Bağdat Caddesi'nde çektiğimiz klibi sunalım. Ne dersin? Evet, öyleyse sevgili seyirciler, Bağdat Caddesi'nde çektiğimiz klip şu an yayında. Yenisiyle eskisiyle bu yaşamı severiz. Yazı tura çıkmışız bir yola. Güneşi ararken tutuldum bir yağmura. Boğduk ses ver, seni hep bekler. Bir bu yürekler hep seçenekler. Karşına çıkacak karar ver ancak. Yaptığın kalacak, kaderin olacak. İzleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu son bize biraz daha zor geldi doğrusu. Çünkü memleketteyiz, İstanbul'dayız. Başka bir heyecan, başka bir tat tabii ki burada bu programı çekmek, sunmak. Sizleri önümüzdeki hafta tekrar beklerim TRT Türk ekranlarında. Akşam saat 8'de, cumartesi akşamı yine birlikte oluruz istiyorsanız. O zaman da dop dolu bir program bekliyor sizi. Her zaman Avrupa şehirlerinden Türkiye'ye selamlarımızı yolluyorduk. Bu sefer de İstanbul'dan, Türkiye'den Avrupa'ya selamlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Deutschkurs yapar sana alerji. Berlin, İstanbul. Hadi çiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Yeah.
Beni takip edin, düşelim biz yollara. Almanya'nın sesi nerede? Erciye'de, orada. Sınırların ötesinde kültür sanat buluşma. Geliyoruz konuya, ne var ne yok burada. Mesafe hiç yok, ruh bağımız var. Cesaret hep çok, sen sanatla kal. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz? Sizi bir dahaki haftaya bekliyoruz.